Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra SwiftUI ile iOS programlama serisine devam ediyoruz. E, Tabi en son nerede kalmıştık kısmını hatırlamam birazcık zaman aldı. Aradan birkaç ay geçtiği için ama e, en son kaldığımız nokta şuydu. Kamera API'ni kullanarak fotoğraf çektikten sonra ya da e, fotoğraf galerisinden bir şey seçtikten sonra e, bunu buraya ekliyorduk. Fakat e, fotoğraflarınız erişmek istiyor diyor izin verelim. Bunu ekliyorduk. Ekledikten sonra geri gittiğimizde, ileri geldiğimizde bu buradan kayboluyordu. Şimdi biz bunu nasıl hayatta tutabiliriz, ayakta tutabiliriz? Geri gidip geldiğimizde o resmin kalması nasıl sağlayabiliriz? Buna bakacağız ve bir sonraki aşamada da bu fotoğrafı ve buradaki verileri nasıl kaydedebiliriz? Ona bakacağız. Öncelikle bu resimleri tutacak bir yapıya ihtiyacımız var. Ben burada genellikle daha eski metotları kullanıyorum. Objective C'den gelen metotları kullanacağım. NSCache diye adlandırdığımız bir class var. Bu NSCache klasını kullanacağım. bunu kullanarak da memoriye, belleğe, hafızaya çekilen fotoğrafları kaydedeceğiz. İlk aşamada böyle olacak. Daha sonra diske kaydetme kısmına bakacağız dediğim gibi. Hemen başlayalım isterseniz. Hemen yeni bir class oluşturacağız. Bakın oyunlarımızı tutan bir class'ımız vardı GameStore. Hemen buna yeni bir tane daha dosya oluşturuyorum. File'ni file diyorum. Swift file'ı seçiyorum ve buna image store diyorum. Image store'u buraya kaydediyorum. Image store içerisine UIKit alsın çünkü UI image objeleri kaydedecek. image classı UIKit'in içerisinde, Foundation'in içerisinde değil. Hemen class image store diyorum. Yeni bir tane class oluşturdum ve içerisine hemen cache objemi oluşturuyorum. Bu cache objesi işte memoriye yazan obje olacak. Tip olarak NSCache diyorum ve NSCache içerisine iki tane değer alıyor. Bir tanesi hangi anahtarla kaydedilecek Bu aslında bir dictionary gibi düşünebilirsiniz memory'de yaşayan ve karşılığında aldığı değer ne tipte olacak? Bunları soruyor. Hemen burada diyoruz ki NSString diyoruz. String demiyoruz. Çünkü Objective C'nin class NSCache ve içerisine muhtemelen sadece şey alıyor. Hemen bakalım onu da bir inceleyelim. E, key type diyor, object type diyor. Key type any object yani bir obje olmak zorunda. E, bir klasa ait olmak zorunda. O yüzden en string veriyoruz. E, karşılığına da UI image olacak tip olarak. Ee, ve bu tabi NSCache'i de oluşturmamız lazım initializer fonksiyonunu çağırıyoruz bir cache objemiz Oluştu Şimdi bu image cache'in içerisinde bizim neye ihtiyacımız var Bizim 3 tane metoda ihtiyacımız var bir tanesi resmi kaydetmek için kullanacağız bir tanesini Diğeri resmi almak için kullanacağız kaydettiğimiz yerden Üçüncüsü de olur da buradaki oyunları silerse Silmek için kullanacağız 3 tane metoda ihtiyacımız var hemen bu metotları oluşturalım hemen function diyorum set image içerisine bir imaj alıyor. UI image yazıyorum. Ve bir anahtar alması lazım. Çünkü anahtara göre kaydediyor. Bir anahtar veriyoruz onun karşılığında cache yapıyor. Buna da for key dedik. Bu hatta ikinci bir parametre daha verebiliyoruz Swift'te. key deyip ikinci e, ikinci bir isim verebiliyoruz parametreye. Bunu vermiş olduk. Fonksiyonumuzu da oluşturduk. Şimdi ne yapıyor içerisinde? İmaj alıyor. Daha sonra for key diyor. Çağırırken for key e, ismiyle çağıracağız metodu. Fakat içeride kullanacağımız e, parametrenin ismine key diyeceğiz. içeride burada implementasyonda key adıyla bunu e, kullanacağız. E, bir de şöyle bir şey var. Eğer İlk parametreyi böyle alt çizgi verirseniz yani bir şey vermezseniz ama bu bir parametre olacağını gösterirsiniz. Bu sefer image 2. üst üste yazmanıza gerek yok. Set image parantez sonra çağırırken direkt o UI image objesinin ne neyse artık onu onu koymanız yeterli olacak. Image iki nokta üst üste yazmanıza gerek kalmaz böyle yaparsanız. Ama for key'i tabi yazmak zorundasınız. Her zaman ilk parametre isimsiz olurken diğer parametrenin ismi olması gerekiyor Swift'te. Hemen set image yapacağımız şey çok basit. Cache'imizin içerisinde set object metodumuz var. Bu set object metodunu kullanacağız. İçerisine bakın set object dediğim zaman Swift otomatik olarak hangi object tipini verdiysem burada onu alıyor. UI image alıyor. Hemen image'i veriyorum. Key olarak da key veriyorum. Bu kadar. Cache'i set ettik. Burada şöyle bir durum var. Diyor ki sen diyor NSString alan bir ns cache objesine key veremezsin diyor. E key ns çevirmenin yolu çok kolay. As ns dersek o onu NSString olarak verecektik. Verecektir. E, bu şekilde conversion yapabiliyoruz. Birbiri arasında geçiş yapabilen classlarda as ns diyerek geçiş yapabiliyoruz. Hemen ikinci fonksiyonumuza geçelim. Bu da image sadece imajı veriyor. Bu içerisinde imaj almayacak, imaj return edecek. O yüzden buna for key diyebiliriz. Ee, ya da direkt alt çizgi de diyebiliriz. Neyse imaj for key diyelim buna. Bu da yine string tipinde key alıyor. Ve geriye return ettiği şey ise bir UI image varsa tabi yoksa bir şey dönmüyor. O yüzden bunu opsiyonel yapıyoruz. Hiçbir şey de dönmeyebilir çünkü. Bunu da yazdık. Daha sonra return diyorum catch nokta object for key hemen ona da keyi verelim bu kadar ee, yine burada string string şey yapıyor en string olarak keyi veriyorum sonuncusu da delete fonksiyonuydu function delete image diyelim for key diyelim key diyelim Buna da yine string alsın. Daha sonra cache remove object for key yine key as ns string. Bu kadar. Cache fonksiyonumuz bu kadar. Şimdi bu image store'u kullanma kısmına gelelim. Biz resmi nerede gösteriyoruz? Detayda gösteriyoruz. Detay ekranımızda burası Detail view'du. Şunu hemen alt bir kapatalım. Aynen detay ekranımız böyle Devam ettiğince de devam ediyor Şimdi biz burada nerede resimler alıyoruz bir onlara bakacağız Birinci olarak şuraya Hemen bir Image Store oluşturalım Şurada Game Store'muz vardı biliyorsunuz Hemen buraya var Image Store diyelim Tip olarak da Image Store olarak yazalım Şimdilik burada da eşitleyebiliriz Baştan yazmak zorunda değiliz ama e, detay ekranı her oluştuğunda yine bir Image Store oluşacağı için Bu doğru bir kullanım değil bunu dışarıdan vermemiz gerekiyor Aynı Game Store'a yaptığımız gibi Burada e, Content View'un içerisinde vermemiz gerekiyor Hemen Game Store'da bakın Detail View, Game Store diyor Buraya Image Store'u da hemen ekleyelim Image Store e, Burada aynı Game Store oluşturduğumuz gibi direkt copy paste ediyorum bunu Image Store diyorum ve image store olarak eşitliyorum. Bunun observed object olmasına gerek yok. Çünkü burada herhangi bir şey yapmıyoruz. Observed bir gözleme yapmıyoruz. Burada herhangi bir yani bir şey set edildiğinde bir şey değişme gibi bir durum söz konusu değil. O yüzden sadece burada image store olarak verebiliriz. Virgülü de unutmayalım. Bu şekilde detay ekranının içerisinde image store image store'u vermiş oldum burada da kullanabileceğim aynı zamanda bunun da böyle bir faydası var dışarıdan içeriye doğru veriyoruz her zaman pastlıyoruz bu şekilde burası böyle daha sonra tabii bir anahtara ihtiyacımız var her resmi kaydederken o eşya ile ilgili bize özel bir şey lazım. Şimdi seri numaramız var. Seri numarasını konabiliriz ama seri numarası biraz kısa bir string. Böyle daha başka bir key olsun istiyorum ben. Daha uzun, daha anlaşılmaz bir şey olsun istiyorum. O yüzden hemen şeye gidiyorum. Item .swift e, Item.swift'e, game Game.swift'e pardon. Game.swift'e gidiyorum. Burada dört tane değerim vardı. buraya e, let diyorum. Item key diyorum. Let niye diyorum? Daha sonradan değiştirilemeyecek çünkü. Değiştirilmesini istemediğim için direkt e, oluştuğunda verdiğim bir şey olacağı için buna e, let diyebilirim oluştururken. Çok problem değil. Burada da self nokta item key eşittir diyorum. UUID klasım vardı. Daha önceden de bunu yapmıştık. E, UUID klasını. UUID string olarak bunu Veriyorum. Şimdi daha önceki videoları yaparken, biz bu kısmı yaparken bana burada bir feedback gelmişti yorum olarak ismini hatırlamıyorum ama mutlaka açıklamaya koyacağım tavsiyelerinin. Biz normalde Swift ilk çıktığında Arc 4 random uniformla yapıyorduk random rakam oluşturma işini hiç buna gerek yokmuş. IDX eşittir diyoruz direkt şunu yapabiliyoruz int diyoruz random eğer buralar için ben dolduracağım. Eğer şey ise ee, atlamak istiyorsanız bir sonraki kısma atlayabilirsiniz. E, burada range diyor. Buradan şöyle yapıyoruz 0.0. Nokta, nokta, conditions. Nokta, count bir de küçüktür koyuyoruz. Bu ne demek? 0'dan conditions count sayısı dahil olmayacak şekilde arasında bir random şey atıyor bize. E, ve burada int parantez içinde idx falan dememize de, de gerek yok. Bu çeviriler buradan ortadan kalkmış oluyor. Yine aynı şekilde onu da şuraya yapıştıralım. Burada neyimizi alıyoruz. idx'i bu şekilde verdik. Bir de 0 ile 6 arasında bir int oluşturmamız lazım. Şu kısmı alalım. 0 6 şeklinde bir idx verebiliyoruz. Burada yine int çevirisini yapmamıza hiç gerek yok. burada da yine aynı şekilde mesela double oluşturmuşuz diye birden 70'e kadar hiç buna da gerek yok. Direkt double nokta random diyoruz. 0 nokta 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 70 de dahil olacak şekilde bir random değer atayabiliyoruz. Böylece o az önceki karmaşıklık da ortadan kalkmış oldu. Şuradaki int i eksi de unutmuşuz. Onu da eklemiş olalım. Bunu çalıştırdığımız takdirde projede herhangi bir değişiklik olmayacak. Bir ufak hata verdi. Şurada, evet, Image Store vermeyi unuttum dedi. Preview'da. Hemen ona da gidelim. Bir tane, yine, Previewları da bu şekilde şey yapmak lazım. Ya Mock Class kullanacaksınız, sahte class. Onları ilerleyen zamanlarda anlatacağım size. Fakat bu şekilde mesela parametre sayısı uzayınca böyle alt alta e, Enter'larla şey yapabiliyorsunuz Alt alta yazabiliyorsunuz Bu şekilde Projeyi çalıştırıyoruz herhangi bir değişiklik olmadı projemizde Kaldığı yerden devam ediyor Tamam e, Random kısmını da daha basitleştirmiş olduk o arkadaşa da teşekkür ederim bana Tavsiyede bulunduğu için Kaldığımız yerden devam ediyoruz e, Videonun biraz önce buraya atlayan arkadaşlara tekrardan hoş geldiniz diyelim Ve UU de modeli ekledikten sonra kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi asıl işimiz burada resmi seçtiğimiz noktada bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bakın Foto picker'ın içerisinde yapmıştık. Burada fotoğraf albümüne kaydediyorduk fotoğrafı. Eğer resim bulabiliyorsa ve Selected Photo olarak da işaretliyordu. Burada şöyle bir şey yapacağız. Resmi işaretlerken bir yandan da bu seçilen fotoğraf neyse bunu image store'umuzun içerisine ekleyeceğiz. Ama image Store'umuza eklemeden önce burada da tabii bir şekilde bizim image store'umuzu vermemiz gerekiyor. Bu image store'u vermezsek bu sefer e, proje çalışmıyor olacak. O yüzden hemen buradan buraya da yazalım image store'umuzu. Çok güzel. Photopicker oluştururken image store mutlaka isteyecek. Onu emin olmuş olduk. Şimdi burada artık image store'umuz olduğu için set image diyoruz. Selected fotoyu veriyoruz. For key diyoruz. Burada da bizim item'a ihtiyacımız var. Item'ı alıyor muyuz? Almıyoruz. O zaman item'a da ihtiyacımız var. Yani game'e ihtiyacımız var. hangi oyunsa onu vermemiz gerekiyor. bakıyorum evet ona ihtiyacımız var. Ne yapıyoruz burada da? Game diyoruz nokta item key şeklinde burada o belirledikten sonra bunu eşitlemiş oluyoruz. Tabii burada bir eksiklik yaptık, bir hata verdi diyor ki bu coordinator'ın içerisinde diyor Coordinator'ın içerisinde olduğu için burada o şey yapamıyoruz. PhotoPicker'in içerisinde bizim game ve image store objemiz. O yüzden bizim burada bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Biz PhotoPicker'in gameinin item key'ini almamız gerekiyor. Yine Aynı şekilde Photo Picker'ın Image Store'unu almamız gerekiyor. Düz bir şekilde Image Store yazdığımız zaman buradaki değerlere ulaşamıyorduk. E, o yüzden bunu böyle ayrıyetten yapmamız gerekiyor. Sanırım bu taraf tamamdır. E, photo Picker Selected photo Nil eğer bir şey bulamazsa diyor. Biz burada bir silme işlemi yapmalı mıyız? Bence yapmamalıyız. Gerek yok. O yüzden burayı da hemen geçiyorum. İşte okuma kısmını yapmamız lazım. Detay ekranında okuma yapıyorduk. Şurada şu noktada selected foto eğer bir seçilmiş fotoğraf varsa ona göre imajı gösteriyorduk içerisinde. Şimdi buradaki selected fotoyu bizim bir şekilde artık item store'dan okumamız, foto image store'dan pardon okumamız gerekiyor burada direkt buraya eşitleme yapamıyoruz. Her ne kadar elimizde Image Store ve Game olsa da bunları yapamıyoruz. Bunu dışarıdan ancak verebiliyoruz. Selected Foto'yu mesela burada güncellersek o zaman içeride zaten daha oluşturulurken Selected Foto içerisinde olacağından dolayı onu buradan okuyacak. Değiştirdiğimiz zaman da update ettiğimiz zaman da onu tekrardan güncelleyecek Selected Foto'yu eşitlerken. Şimdi e, bunu nasıl yapabiliriz? Dışarıdan yapabiliriz. Yani Image Store'umuz zaten elimizde. Biz burada Content View'un içerisinde Image Store'u verirken virgül diyelim mesela şöyle şey yapalım. Bakın Selected Photo var. Burada ne yapıyoruz? Image Store'umuz zaten var. Image for Key diyoruz. Burada da Game'in Item Key'ini veriyoruz. Varsa var, yoksa yok. Yani Selected Photo aslında opsiyonel bir şey alıyor. Şöyle option click yaparsak buradan görebilirsiniz. Ee, nerede selected photo? Şurada UI image soru işareti. Opsiyonel bir şey döndüğü için bizim image for key'imiz. Direkt onu verebiliyoruz. Bir şey yoksa bir şey göstermeyecek. Ee, bu şekilde tamamlıyoruz. Şimdi silme işlemine bakmadan şöyle bir çalıştırmayı deneyelim. Yine burada e, sheet'i oluştururken e, photo picker e, şey yaptı. E, burada onu vermemiz lazım tabii ki. Game var, orada game'i vermemiz lazım. Bir de Image Store lazım, onu da verelim. Hemen bakalım hangi sırada. Buradaki sıralama önemli. Game'den bir önceymiş. O zaman Image Store diyoruz. Burada Image Store'u veriyoruz. Oluşturmuş olduk. Bir Hata mı yaptık? Image Store Game Selected Photo şeklinde gitmesi gerekiyormuş. Peki Image Store Game Selected Photo şeklinde de vermiş olduk. Photo Picker'a e da paslamış olduk. Şimdi bir deneyelim bakalım çalışacak mı? New Gears of War 1'e basalım. Fotoğraf seçmeye gidelim. Şuradaki çiçekleri seçelim. Tamam çok güzel. Bunu yaptık. Geri gittik geri geldik. Şimdi bu niye çalışmadı? Biraz onu inceleyelim. Şimdi biz aslında burada şunu yapıyoruz. Image store'un içerisindeki veriyi güncelliyoruz ve geri gidiyoruz ve ileri gittiğimizde aslında image store e, içerisinde resmi kaydetmiş olmasına rağmen bu navigation link kodu deklaratif olduğu için tekrardan çalışmıyor. Yani bizim tekrardan bir şekilde buradaki kodu trigger etmemiz lazım, çalıştırmamız lazım. Peki burada bunu nasıl yapabiliriz? Ona bakalım. Ee, bunu bir Observed Object haline getirebiliriz. Observed Object haline getirirsek e, içerisinde bir şey değiştiği zaman bize bir Publishing işlemi yapar. Aslında bunu direkt yapabiliriz. Ee, şöyle Observed Object diyelim. Daha önceden ihtiyacımız yok demiştik. Fakat şu an ihtiyacımız oldu. Hemen buraya bir tane de Observable Object diyelim. Bunun Observable Object olduğunu söyleyelim. Şimdi bir resmi set ettiğimizde yeniden bir update çıkartmamız lazım. Bunu da nasıl yapacağız? Object Will Change şeyini kullanacağız. Herhangi bir şey yapmaya gerek yok burada. Direkt Send kullanabiliriz. Şimdi bir daha bir deneyelim bakalım. Set edelim. Burası bakalım tekrardan çalışacak mı? Hatta şuraya da bir tane koyalım. Bir test edelim bakalım. Bir debugger koyalım. Şöyle birkaç tane ekleyelim. Bakın her eklediğimde şu an okumaya çalışıyor. Çok güzel. Harika. Şimdi buna bastım. Tekrardan aşağıdan çıkartırken selected photo image store image gitti. Şimdi bir daha seçtim. Evet artık bir daha tekrardan çağrılmış oldu. Bunu yapmış olduk. Tekrardan Use Resident Evil 3'e gittiğimiz zaman içerisindeki fotoğraf kaldığı yerden devam ediyor. Bizim burada Observe Object kullanmamız gerekiyor. Burayı tekrardan güncellemek için. İşte Swift böyle bir şeyi var. Yani e, en baştan itibaren, listeden itibaren bütün kod generate edildiği için e, herhangi bir değişiklik olduğunda datanın da bir şekilde ilk en baştaki view'dan onu ilgilendiren view hangisi ise oradan itibaren yeniden bir render Cycle'ı çağırması gerekiyor Bunu yaptığımız takdirde Her şey Beklediğimiz gibi Çalışıyor olacak ee, Bir de silme işlemi Vardı Silme işleminde de Burada bakın Delete Şey var game to delete Game Store game oyunu Siliyor Burada da işte Şöyle yapacağız Image store Delete image for key diyeceğiz ee, Burada da Yine Hangi oyun oyunsa onu almamız lazım Hemen şurada bir küçük bir şey yapalım. Şöyle Game Store game'i burada alalım. Bunun item key'ini verelim. Hangi resmi silecekse. Neyi silecekse de onu da burada şöyle eşitlemiş olduk. Bir de silmeyi deneyelim. Peki böyle bir şey yok diyor. Game to Lite opsiyonel olduğu için yapıyor bunu silinecek olan oyun opsiyonel olduğu için yapıyor. Game to delete'in olduğuna emin olabiliriz. Burada işitlemeyi yapıyoruz. Hemen içerisine if let game to delete diyelim. Ee, game to delete Ondan sonra buraya direkt game to delete item ki burada ne yaptık? Bu obje nil değilse ancak çalışıyor bu kod. Bu şekilde çalışmasını sağlamış olduk. Bir daha bir çalıştıralım. Ha bir de şey yapmadık. Image Store'a gittiğimizde, sildiğimizde yine Object will change Send'i gönderelim ki silsin. Cache'ten silse de şeyden de silsin. Şimdi şöyle yapıyoruz. Zaten yani silince fotoğrafın silinmesi diye bir şey olmadığı için ürün silindiğinde gittiği için onun gittiğini pek görmeyeceğiz. Ama en azından bunu da implement etmiş olduk. Tekrar açtığımızda bakın geri geliyor. Olmayanlar da olmuyor. Vesaire vesaire. Tabi uygulamayı her açtığımızda şu an objeler sıfırlanıyor. Bir sonraki videoda da buna bakacağız. Bu videoyu daha karmaşıklaştırmamak adına burada bırakıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.